Merhaba arkadaşlar, ben Alp. Azaze ile FTB Retro serisinin 12 olması lazım sanırım o bölümüne hoş geldiniz. Yan odada bir şeyler kırılıyor, ben 2 saniyeye geliyorum. Evet arkadaşlar, geri geldim. Bugün sizler ile Minecraft'ta devam ediyoruz. Bugün Biomass Engine'ler ile tahıldan elektrik üretmeye çalışacağız. Neyse tamam, sakinim. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. FTB Retro serisine gördüğünüz üzere kaldığımız yerden devam ediyoruz. L'ye basayım, şu menüyü kapatayım. Evet. Şu an böyle egzantriklerle durup videoya başlamak istedim. O kadar. Çok da bir özel bir sebebi yok. Şimdi arkadaşlar, artık şurasını iptal etmeyi düşünüyorum. Çok kötü görünüyor böyle. Yanında şeylerle falan. Hatta iptal etsem mi? Üşenmeyeyim mi? Üşenmesim geldi şu an. Üşenmeden burayı kırasım geldi böyle. Neyse. O sırada bazı şeyler hakkında konuşayım arkadaşlar. O bazı şeylerin ne olacağını düşünüyorum şu an. Çünkü konuşacak bir şey bulamadım. Evet. Ha. Şimdi arkadaşlar. Fark ettiyseniz şu an face cam'im yok. Dünkü Skyrim bölümünde de yoktu. Şöyle diyeyim. Sizin için facecam ne kadar önemli? Evet. Bunu videonun açıklama kısmındaki anketten oylayın arkadaşlar. Eğer videonun açıklama kısmında bir anket yoksa ulan gerizekalı anket koymamışsın diye beni uyarabilirsiniz. Ondan sonra acaba efendim. Şu an yine üşendim. Facecam ışıkları falan ayarlamak çok zor oluyor arkadaşlar. Hani minimum bir 20-25 dakikamı alıyor. Bütün ışıkların ısınması, ışıkları açmam, onun yeşil ekranını yapmam vesaire. Hani bazen üşenip açamayabiliyorum. Açmadığımda herkes ateş diyor. Facecam sizin için ne kadar önemli? Bunu öğrenmek istiyorum. Facecam sizin için yeterince önemliyse videoya like atın. Yeterince önemli değilse yine videoya like atın arkadaşlar. Ondan sonracım efendim. Bakayım şuradan bir. Map'in sevgili arkadaşlar. Bu bölümün altında paylaşmayı düşünüyorum. Eğer videonun açıklama kısmında map'in sevgi yoksa ulan gerizekalı, map'in save'ini koymamışsın deyin. Map'in save'ini koyayım. Üçüncü olarak da arkadaşlar, Curse'de mesela ben en son burada bir tane, iki tane daha low voltage yaptım. Bunu medium voltage'a çevirdim vesaire. İşte burada altta bir alan yaptım. Buna birazdan açıklayacağım. Bunları yaparken falan Curse'de oturuyorum. Giriyorum böyle şey yapıyorum. İşte bir odaya giriyorum. Gelin buraya muhabbet edelim diyorum insanlara, izleyicilere. Onlarla beraber onlara ne yaptığımı anlatırken muhabbet, sohbet eşliğinde Minecraft oynuyorum. Sizi de beklerim Curse'e. Nasıl Curse'e katılacağınızı merak ediyorsanız mod paketi nasıl kurulur videomu izleyebilirsiniz. Bu kadar. Bunlar niye görünmüyor? Hayırdır inşallah. Neyse, Allah'tan profesyonelim de hepsini yerine ezber biliyorum bak. Extractor, Compressor, Macerator. Nasıl? Nasıl? Mükemmel değil miyim? Lan enerji sıfır olmuş bunların. Oyuna her girdiğimde şu lanet olası beni hayattan soğutan şu pislik, çirkin, gudubet low voltage transformer bozuluyor arkadaşlar. Şunu bir kere böyle bir sağ sol yapmanız gerekiyor ki böyle çalışsın. Bütün enerjimizi sömürüyor şerefsiz. Neyse sakinim. Burada arkadaşlar lazerlerimiz çalışmaya devam ediyor. Emin adımlarıyla. Şimdi buraya karşı bir set daha lazer yapmak istiyorum arkadaşlar. Hem daha hızlı çalışmak adına hem de daha çok enerji üretmek adına. Bunun için biomass kullanacağım. Şöyle hemen göstereyim. Biomass arkadaşlar. Biomass de şöyle göstereyim. Biogas engine yapacağız bol miktarda. Şöyle 3 tane bronz, 2 tane bronz gear ile yapılan kolay bir cihaz. Fermente edici. Şöyle bronzlarla yapılan bir cihaz daha. Bunlara ihtiyacımız var temelde. Bunlarla çok yoğun miktarda enerji üretebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bunların her biri 18 EU 18 EU alıp, aynen 18 EU'yu buradan alıp 6 MJ'ye çeviriyor. Diğerleri ise 10 ya da 20 MJ üretiyor sahnede ve sadece şu tahılları kullanıyor. Doğal malzemeleri çok güzel bir şey o yüzden. Şimdi şurayı kapatmak istiyorum artık arkadaşlar. Çünkü cobblestone ihtiyacım olacak bir durum kalmadı. Ki buradaki lava da ihtiyacım yok yani artık. Burayı böyle insancıl şekilde kullanmak istiyorum bundan sonra. Keşke insanlar gelip yan odamda tadilat yapmasa. Ne yapıyorsunuz ya?
Garip garip sesler geliyorsa arkadaşlar mikrofondan kusura bakmayın. Benlik bir şey değil. Şöyle burası da daha normal bir şekilde dursun. Şurada arkadaşlar brass ingotlarımız hazır. Ben burada biraz red alloy wire yapmak istiyorum. O nasıl yapılıyor derseniz ben de bilmiyorum ama bakalım olana kadar bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şu ikisiyle olabilir mi? Vallahi galiba bunlar. Helal be bana be. Bir tane bunu alayım da. Bunları çoğaltırım ben şeyde. Block Breaker'da iki tane artmış oldu bu arada. Çok mutluyum o yüzden. Evet, Red Alloy ingotımız da hazır arkadaşlar. Ya şimdi ne yapıyorsun? Alo. Alo. Polis. Gider misin? Teşekkür ederim. Evet. Burada hayvan gibi bir kemiğim varmış ya. Neyse. Şu iron'ı bir miktar çoğaltmam lazım arkadaşlar. Çünkü iron'ım kalmamış. Iron'ımız yok. İçmeye. Anladınız siz gerisini. Şunları şöyle atalım. Ben seni ne yapayım ya? Siz bir gider misiniz? Pislik, çirkin gudubetler. Neyse. Stick resinler falan üstünden ağrıyor. Burada arkadaşlar bu arada mesela machine bloğu burada yapıyorum. Rebattery'i burada yapıyorum. Generator'ı burada. Circuit'ı burada. Solar paneli burada. Burada bir şey yapmıyorum. Buraya böyle bir düzen kurdum. Şu üstündekileri atmaya devam edeyim. Siz gidin. Stone Pillar'lar çok güzel bir şey arkadaşlar. Çok beğendim böyle. Şöyle yapılıyor işte bu testereyle bilmem ne falan yapıyorsunuz. Böyle değişik bir olay. Fenslerin hepsini aldın değil mi ben? Güzel. Güzel. Ondan sonra stone şunları fullle şunu alt gerisini. Tamamdır. Bu da gidebilir. Sen de git. Seni de şuraya atalım. Şimdi crafting'e başlayalım arkadaşlar. Benim ihtiyacım olan ilk şey tank. Şuradan bir stack bunları alalım. Bir miktar tank. Allah'ım kırmayın ne olur. Yalvarırım gürültü çıkarmayın. Şimdi arkadaşlar alt katı şöyle bir şey yaptım. Bunlar stone pillar'lar. Böyle yerin altını görünmesini yerin üstünde böyle çok fazla enerji görünmesini istemediğim için böyle bir karar aldım. Şimdi benzini nerede toplayalım? Yakıtı nerede toplayalım? Onu bir düşünüyorum ilk başta. Bir hayal ediyorum. Şurada motorlar olsa. Motorlara burada şeyler olsa fermenterlar. Fermenterları şöyle dizsem daha doğrusu. Motorları da şöyle dizsem. Şunun altından şöyle şey yapsak. Şuraya koysam kurtarır bence. Kaç tane burada? 7 tane var. Her biri 16 tane aldığına göre 6 kere 6 36 86. Çok fazla kova alıyor. Muhtemelen bize yeterli olur şimdilik bu kadarı. Ondan sonra hocam efendim. Ne yapacağım? Ha, hatırladım. Bol bol bronz olacağım arkadaşlar. Biogas engine yapacağım. Benim bol miktarda piston ihtiyacım varmış. Allah'tan piston yapımı zor bir şey değil. Buradan hop bir stack piston. Ondan sonra cüm efendim bol miktarda bronza ihtiyacım var. 4 stack bronz yeterli olur diye düşünüyorum. İnşallah olur. Ondan sonra cama ihtiyacım var biraz. Tamam. Bir de gear için Stone Gear vesaire Wood'un bir miktar da Wood alalım. Şu 16 tanecik. Bundan 64 yapar. Bundan da böyle yaparız. Biraz da cobblestone'a ihtiyacımız var. Tamamdır. Şöyle 16 32 tane yapalım. 16 tanesini buna çevirelim. 16 tanesini de bronz 8 tane yeter mi şimdi? Bana yeter. 8 tane şey yeter bana şimdilik. Şöyle yapalım. 8 tane biogas engine. Bunlardan hani 10 EU üretse 80 pardon MJ üretse 80 MJ yapar. Saniyede gayet güzel bir miktar. Fermente edici. Nasıl yapılıyormuş? Stirred machine casing. 4 tane bronze gear. Bundan kaç tane lazım? 8 tane. 4 tane yapsam yeter sanırsam. 4 tane için 16 tane bronze gear lazımmış. Hemen yapalım.
Bak tam sayı yapmışım, biliyor musunuz? Ne kadar harikayım ya. Ne kadar harikayım ya. Lanet olsun ya. Mükemmelim arkadaşlar, biliyorsunuz değil mi? Ha dur, şey yapalım. Kusura bakmayın arkadaşlar, gıcık gibi bir şey oldu böyle. Konuşamıyorum, kötü oldu şey, boğazım. Şundan bistek daha almam gerekecek. Bunu tam alamamışız. Gel abicim. 8 tane daha yapalım senden. Tamamdır. Şunlar şöyle. Lan benim bundan 4 tane yapmam lazımdı. Aa, kafam karıştı. Neyse, bol bol olmuş oldu. Seneye de kullanırız. Aynen, seneye de gideri var arkadaşlar. Ondan sonra acaba 4 tane fermente edicimiz de hazır. Sen böyle gidebilirsin. Sen böyle gel. 4 tane ferment ediciden sonra başka ne lazım? Bol bol pipe lazım bana. Bana bol bol pipe lazım. Ay. Bana bir miktar wooden pipe lazım. Wooden pipe'ın nasıl yapıldığı hakkında hiç fikrim yok. Şöyle yapsak. Ben niye konuşamıyorum ya? Kötürüm mü oldum, tövbe yarabbim. Bunları da enerji taşıyabilecek hale getirmemiz lazım arkadaşlar. Bol bol redstone lazımmış onun için. Burada ay. Biraz daha gold'a ihtiyacım var. Böyle bir izlenime kapıldım. Yapıyorum ben her seferinde ya. Gold'larımız hazır. Wooden pipe inşallah böyle yapılıyordur. Tabii ki de böyle yapılmıyor. Nasıl yapılıyor wooden pipe? Ha şöyle. Ne yapıyorum ben? Böyle değil. Her seferinde unutuyorum şunu yapmayı. Tamam, böyle değil mi? Ben nasıl yaptım? Ha, orta sırada yapmadığım için gerçekten harika. 8 tane wooden pipe bize yeterli olur. İnşallah olur. Yani olmazsa yandık. Şunlar tamam. Şuradan şey almam lazım. Onu en sona bırakayım. Önce bir sistem kurayım da. Şuraya niye yazı yazıp dur? Ha, aklıma bir şey geldi. Bir arkadaşımız demiş ki buraya mesela wooden yazarsan, bakayım şöyle çalışır mı? Yok. Bu sistemle maalesef çalışmıyor arkadaşlar. Arama sistemiyle buradaki sistem çalışmıyor. Kesin bilgi. O zaman aşağı inelim, yavaştan başlayalım. Şimdi ben ne demiştim? Şeylerimi buraya koyarım demiştim. Ne anladınız siz? Düt düt düt. Şimdi buradan benzin gelecek. Şuradan. Şimdi şuradan başlasa yeter. Arasında bir boşluk kalsın. Şöyle. Hatta ve hatta. Ben bunu daha da güzel bir şey hale getirebilirim. Şöyle. Bakayım L'den bir sıkıntı çıkıyor mu? Yaratık doğamıyor değil mi burada? Güzel. Bence böyle daha hayırlı olur. Gayet güzel oldu. Bunların da üstüne şunları dizelim. Sonra bunlara gidip neydi? Ranch. Ranch'imizle beraber. Nerede ranch'im benim? Gel bakayım abicim. Ha, bunu yanıma almadım ben. Almışım eskisi o. Bunların hepsini yukarı bakacak şekilde çeviriyoruz. Bunu nasıl kırdım bu arada, hiç fikrim yok. Tamamdır. Bunlar bu şekilde çalışacak arkadaşlar. Bunlara bir de şöyle şunları bağlayalım. Bunlar ne taraftan çıkış versin? Şu taraftan mı versin? Şu taraftan vermesi benim adıma daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Hatta bunlar aşağıdan mı çıkış verse? Aa, bu ilk defa aklıma geldi. Bunları aşağıdan çıkış verdirirsem daha tatlı olur. Değil mi? Yukarıda böyle kablo kalabalığı yapmaz. Bence 10 numara olabilir. İhtimaller dahilinde. Olmazsa da ben sonra değiştiririm, onun sıkıntı değil.
Şöyle space'e ve shift'e aynı anda bastınız arkadaşlar. Şu şekilde sabit kalabiliyorsunuz yerinizde. Ben de şu an öğrendim bu arada, çaktırmayın. Şuradan şöyle birleştirir. Buradan da Allah ne verdiyse yardırırım. Mükemmel olur valla. Üç kere dönmesi gerçekten beni benden alıyor. Bir, bir, iki, üç, bir, iki. Tamam. Buradan enerjimiz bu şekilde gidecek arkadaşlar. Bunun üstüne şeyleri çekeceğiz. Dur, önce şuralara fermenterları çekeyim. Fermenterlara da arkadaşlar su lazım. Suyu da şöyle düşünüyorum. Bunların altına şu an fermenter var değil mi? Şu hemen şu bloğun altındaymış. Şuradan bunları alttan alttan su vereceğim. Alttan dayayacağız abi suyu buradan. Ama şuradan arkadan da şey vereceğiz bunlara, aynen. Tamam. Arkadan enerji vereceğiz bunlara. Şuradan şöyle gelecek enerji. Gel abicim. Evet. Tamamdır. Güzel. Alttan su, arkadan enerji, sağdan soldan şu önden falan da şeyleri çıkartıp buraya yollayacağız. Hop, oyun gaz. Tamam, şimdi ben gidip normal pipelarımı yapayım arkadaşlar. Normal pipelarım nasıl yapılacak? Bir miktar odun alayım. Biraz da tabii ki gold'a ihtiyacımız var. 8 tane şundan yapayım. 16 tane de şundan yapsam. Kaç tane benim wood'una ihtiyacım var? 4 tane. Önce kaktüs green almam lazım. Şunlardan. Bite waterproof'u atayım şöyle. Yirmi tane yapmam lazımdı ama olsun. İlla bir şekilde kullanırız. Şimdi 4 tane şu çıkış verecek pipelarımızı alalım buraya. Sonracım efendim şunları şuradan alalım. Şu şekilde bunları döşüyoruz. Tamamdır. Bunlar bu şekilde alacak şeyi. Suyu da şu şekilde alsa. Düşünüyorum. Şurada pump olur. Pump'ı yukarıdan taşıyalım hatta bir yandan. Merhaba abicim. Şunu da alabilir miyim? Teşekkür ederim. Pump'ı arkadaşlar şöyle koysak bence harika bir şekilde olur. Pump'a buradan enerji de çekerim ben. Tabi yetmez, o ayrı bir konu. Hemen burada 2 dakika yapabilirim. Bu ne la? Şuradan hop buraya da enerji çekeriz. Pump da çalışmaya başlar. Bunun hemen altına su çekeriz arkadaşlar. Şöyle. Çekemiyoruz suyu. Bunun burası boş olacak. Bir altı şurada su olacak, evet. Şunu hatta şöyle yapalım. Burası boşluk olacak. Burası suyun olduğu yer olacak. Şöyle 3 tane buradan, birer tane buradan, birer tane de buradan yaparsak bence harika olur. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar bilmiyorum ama bana katıldığınızı duyar gibiyim. Bakayım. Aynen. Şöyle devam. Burası ne boyama bu arada? Suyumuz donmasın. Burası tayga boyama. O yüzden suyun donma ihtimali var. Ama üstü kapalı olduğu için donmayacaktır. Ben yine de şöyle ışık koyayım köşelere. Üstü açık olan kısımlar için. Bol bol torç kalın. Torçtan bol bir şeyimiz yok zaten. Her köşe başı torç. Evet. Burada donacağını hiç sanmıyorum arkadaşlar. Suyumuzu gidelim alalım. Bol miktarda. Hatta bir tane kova alıp daha rahat kullanabilirim. Yanımda o kadar şey taşımaktansa. Hem de daha ucuza gelir. Kova.
İnsanlar neden yan odamda bağırıyor? Hala düşünüyor. Düşünür duruyorum. Lütfen bağırmayın. Ne olur bağırmayın. 40 yılın başı video çekiyor. Arkadaşlar evde herkes uyuyor. Ben videoya başladığım an ne oluyor bilmiyorum. Top mu atılıyor? Bir şeyler mi oluyor? Herkes uyanıp bağırmaya başlıyor ya. Nasıl bir yerde yaşıyorum ben, ağlamak üzereyim ya. Yorumlara yazın arkadaşlar. Azize'nin ailesi, bağırmayın. Şöyle. Son suyumuzu da alalım. 4 taneli oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Oldu mu? Vallahi oldu. Vallahi güzel oldu. Beğen Allah. Lever gitti. Şunu da şöyle koyarım. Buraya da bunu koyarım. Buradan çalıştırırım. Tabii enerji gitmediği için şu an çalışmaz. O ayrı bir konu. Şimdi şuradan şey çıkması için arkadaşlar şunları kırmam lazım. Bunların bu kısmına şey koymam lazım. Redstone engine. Redstone engine koymam lazım arkadaşlar. Var mı bende redstone engine? Bir tane varmış. 3 tane daha yapalım. Dünyanın en kolay crafting'ine sahip olduğu için çok da zor bir işlem olacağını düşünmüyorum. 6 tane şundan alsam yeterli olur. Ha, böyle değil. Bir tane seçin, iki gear lazım. Bu iki, bu üç, 8 tane. Bu ikinci için şöyle 3 tane yapacak kadar malzememiz olsun. 3 tane piston lazım. Şöyle 3 tane son engine'de azaladık arkadaşlar. Bunları şimdi şuraya dizeceğiz. İnşallah dizebiliyoruzdur. Oraya dizebiliyormuşuz. Sen bir yön değiş. Gel abicim. Sen de bir yön değiş. Sen de gel abicim. Sen de bir yön değiş. Sen yine gel abicim. Sen de bir yön değiş. Evet. Şimdi bunlara enerji vermemiz gerek arkadaşlar ama bunlara enerji vermenin en kolay yolunun şöyle olduğunu düşünüyorum. Lever kirliliği yerine gate. Bu niye kapandı bu arada? Çalışıyorsunuz. Niye durdunuz? Malzeme bitti. He, malzeme bitmiş. Çok güzel çalışıyorsunuz. Tebrik ederim. Hızlı olun. Bu nasıl yapılıyordu gate ya? Dur bakayım. Gate'i nasıl yapıldığını unuttum. Basic gate. Redstone chipset red pipe wire. Pipe wire var mı? Siz bir durun. Sen ne yap bakayım? Gel abicim. Chipset mi koyuyorduk yoksa buraya direkt? Tam mı chipset başka? Evet. Yap abicim gate'i. Sen gidebilirsin. Tamamdır. Şu 3 gate'i o sırada koyayım ben arkadaşlar aşağıya. Bu gate'ler ne işe yarar derseniz şimdi göreceksiniz. Ben bu gate'i bu pipe'a koyuyorum arkadaşlar. Bu pipe'a da koyuyorum. Bu pipe'a da koyuyorum ve gate'e sağ tıklıyorum. Diyorum ki bakın. Burada en kolay bunu çalıştırabileceğiniz şey arkadaşlar. Inventory empty. Yani bunun bağlı olduğu inventer. İnventer. Şurası, şu ikisi veya şu. Boş olduğunda redstone sinyali ver diyoruz. Bakın şimdi çalışmaya başlayacak. Neden? Çünkü burası boş. Şuraya şunu koyarsam çalışmaya bırakacak. Gördüğünüz gibi. Bakın. Nasıl çalışıyor gördünüz mü? Gayet harika bir sistem. Inventory empty. Çalış. Bunlar şimdiden çalışsın, ısınsın arkadaşlar. O sırada diğer gate'imi gidip alayım ben. Umarım bu arada müzik sesi rahatsız etmiyordur sizi. Bana çok fazla müzik sesi geliyor sanki ama. İnşallah sizi... Allah'ım o nasıl bir kapı açma şekli. Kapıyı bir sürdüler. Kale kapısı gibi. Neyse sakinim.
Bunlar burada çalışıyor. Şimdi arkadaşlar tek yapmamız gereken, tek kalan şey bir dakika, bu buraya gitmeyecekti. Şu an şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir miktar daha gold şeye ihtiyacım var. Boruya. Gold boru. Bakayım. Ha, tamam, şey varmış. Bir tane fazla geldi. Şunları şöyle yapalım hemen. 16 adet bana yeter de artar. Şöyle 16 yapalım. İnsanlar bağırıp duruyor. Çıldıracağım, yemin ediyorum çıldıracağım. Böyle de benim akıl sağlığım da oynanıyor arkadaşlar. Ben bunu en kolay böyle yaparım bu arada. Ama o zaman da hayır, tamam, sıkıntı yok. Buradan bunu buraya bağlarım arkadaşlar. Tabii böyle bir işlem gerek yok. Şöyle yaparım direkt. Buradan çıkan benzini buraya aktarırız. Sonra buradan da çıkıp buraya gelir. Düşüneyim. Buraya wooden lazım. Keşke wooden'um olsaydı. Hemen gidip yapalım bir tane wooden. Neredesin abiciğim? Şu bir tane wooden pipe'ı şöyle birleştirelim. Ondan sonra hocam efendim. Şu kulaklığımı şöyle değiştireyim ben. Şunu şuraya koyuyoruz ve bunun sağından, solundan, altından, üstünden arkadaşlar redstone engine bağlayacağım. Onu da yaparız birazdan. Ama şimdilik bu kadar sanırsam. Sadece benim ihtiyacım olan şey arkadaşlar şimdilik şey. Ne denedi? Wheat. Evet. Wheat. Wheat biraz arttıralım şuradan. Bunu otomatik bir sistem yapacağım arkadaşlar ama şu an daha basic olarak aşamalarını yapmak istiyorum. 3 stack. Şunu yak. 4. Ne yapıyorum ya? 4 stack bana yeter şimdilik. 4 stack bundan yaptık. Şimdi bir de kompost dediğimiz bir malzeme var. Onu yapmamız gerek arkadaşlar. 4 tane wheat, bir tane komposttan böyle çıkıyormuş. 64'ü 4'e böl 16. Yani 1 stack ekstra wheat'e ve 16 adet şeye ihtiyacımız var. Ha, bir tane eksik oldu. Şunları şöyle yaparsak tamamdır. Şu dörtleri al buradan. Tamamdır. Kompostumuz da hazır. Bir dakika. Geç, bu kompost çok fazla lazım olan bir şey değil şimdilik. Bundan 4 stack yapayım diyecektim de. Şimdilik çok şart değil arkadaşlar. Şuraya şöyle bir kompost. Aa, inventory empty. Çalışmıyor mu burada? Items on inventory mi diyelim o zaman? Items on inventory diyelim, fark etmez. Şuraya. Ben bunu item'dan saydığını unutmuşum. Şöyle şunu şuraya. Şunu şuraya. Şunu da şuraya koyalım. Üstlerine de birer stack bunlardan koyalım. Soracağım efendim. Buna bir kickstart lazım. Yani bunları başlatmak için. Önce su. Nasıl yapalım? En kolayından bir miktar bunları enerji üretmek düşünüyorum. Düşünüyorum arkadaşlar. Bunları en hızlı nasıl çalıştırabilirim? Enerjiyle. Şöyle bir şey yapabilirim şimdilik idarelik. Şuradan kaçak bir hat çekerim. Sadece başlangıç için. Tabi borum yetmeyecek, o ayrı bir konu. Biraz daha boru falan yapıp geleyim ben arkadaşlar. O sırada burayı hızlandırayım. Redstone engine'i falan da yapayım. Siz boş boş beklemeyin. Şu an gördüğünüz üzere arkadaşlar suyumuz doluyor. Şöyle alttan suyu dolandırdım. Yukarıdan aldım enerji ve ilk makineyi çalıştırdım. İlk makinede wheat bitmek üzere. Suyumuz tam. Kompostumuz sadece bir tane gitmiş ve sürekli biofuel üretmeye başladık.
Gördüğünüz üzere. Ben bunları şöyle taşıyayım mı enerjilerini? Bunların hepsi şimdilik çalışsın. Böyle bir kickstart yapalım bunlara. Bakın şimdiden kaç kova olmuş? Şu gördüğünüz her çizgi bir kova arkadaşlar. Yanlış görmüyorsam 4 kovayı geçmiş şu anki enerjimiz. 4 tane redstone engine'im de hazır. Şöyle. Hepsini bunları döşemek istiyorum. Bunlara enerji vermemiz gerek tabii ki de. Bunu en kolay nasıl veririm enerjiyi? Şuna verirsem şu ikisine gider. Şuna verirsem şöyle gider. Buna da en kolay böyle veririm enerjiyi. Ha, gerçi buna verirsem üstüne gider mi acaba? Hemen deneyelim şuradan. Yanımda var mı zaten? 4 tane yapalım bundan. Ama şu an gerçi bunları çalıştırmak istemiyorum. Deneyelim. Bu çalışıyor. Alttaki de çalışıyor. Güzel. Bu ikisini çalıştırabiliyorum. Şunla. Sadece bu çalışıyor. Bunu yine o zaman bu dediğim şekilde çalıştıracağım. Gerçi bu ikisi birden çalışıyor bunda, tamam. Ama o zaman bu çalışmıyor. Buna her türlü bir şey vereceğiz. Neyse ya. Çok da şart bir durum değil. Şöyle yapsam. Şöyle yaparım. Kafa rahat. Tamam. 3 level'la halletmiş oluruz. Olsun. Burada bunların muhtemelen weight bitmek üzere. Hatta bununki bitmiş. Bunlarınki devam ediyor. Bakalım. Buna çok yüksek miktarda weight lazım arkadaşlar. Bu hadi balkabağı falan oluyor mu acaba? Oha! Biri tarlamın ağzını burnunu kırmış. Şerefsizler. Kim yaptı lan? Şu şöyle deneyeyim bakayım. Yarısı gitmiş tarlanın ya. Kaç EMS'e gitti? Bir haberleri var mı acaba? Balkabağı koysam. Evet. O zaman Vite devam. Şuradan Vite çoğaltıp geleyim ben. Nerede benim Vite'im? Şuradan. Gel bakayım abicim. Git bakayım abi. Neredesin ha? Şöyle. Git abicim. Hemen şuradan bunları da ekleyeyim. Bol bol biriktirelim. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirim. Allah. Tırstım. Şunları şöyle atayım. Şey. Şuraya arkadaşlar. Bunları dolması için yollayabilirim. Çünkü bunlar zaten çalışmayacaktır şu an. Bu makine ısınsın. Neden derseniz çalışmayacağını. Bakalım. Doluyor değil mi? Evet. Harika bir şekilde biyomasimiz doluyor. En uçta kemiğe dolmuş. Bunlara bir kere lav koymanız lazım ilk çalışması için. Şu an çalışıyor hepsi. Hepsi çalışıyor güzel. Gayet güzel bir çalışma sistemi. Şunlar şöyle görünmeyecek zaten yakında. Merak etmeyin. Şu anlık güzel sanırsam. Burada ha, şunları yapmayı unutmuşum yine. Bunları yapmaya devam edelim. Bunlar lazım. Ondan sonracığım efendim. Düşünelim bakalım. EMC'miz de durumda. Azalıyor mu? Yok. Ha, gece falan olduğu için azaldı sanırsam. Neyse. Şimdilik bir sıkıntımız yok anladığım kadarıyla arkadaşlar. Biomass'imiz doluyor. Buradan idarelik biomass üretiyoruz. Su çekiyoruz buradan. Tamamdır. O zaman bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer bölümde de bunu otomatize edelim. Logistics pipes'la. Şu gördüğünüz pipe'larla arkadaşlar. Şeyler yapılıyor. Şöyle pipe'lar var. Gerçekten böyle yapılıyor pipe'lar. Bu pipe'larla arkadaşlar. Bu sistemi otomatikleştireceğiz. Buraya hiç şey kompostur, vitrit hiçbir şey koymamıza gerek kalmayacak. Sen de otomatik enerjisini vesairesini üretecek. Biz sadece hop buradan kabloyla enerjiyi çekeceğiz. Ve hiçbir sıkıntımız olmayacak. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videonun açıklama kısmındaki anketlere katılmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen destek olmak için. Çok ihtiyacım var beğenilerinize, yorumlarınıza, paylaşımlarınıza. Lütfen sadece 3 saniye zararak bir beğeniye basın.
Çok istiyorsanız bir paylaşım yapın ve beni sevdiğini söyleyen bir yorum atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.